Tabii Türkiye genelinde olduğu gibi bugün Kastamonu'da da okullar açıldı. Zil çaldı. Yeni eğitim öğretim sezonu 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlamış oldu. Yüz yüze eğitimde ilk gün bugün geride kaldı. Bugüne şöyle bir baktığımızda da Kastamonu'da okul önlerinde ciddi bir yoğunluk vardı. Yönetmen arkadaşımıza söylüyorum, o fotoğrafı ekranlara da getirsin. Yani o okul önlerindeki o ciddi yoğunluğun dışında okul içlerinde de ciddi bir yoğunluk vardı. Velilerin oluşturduğu bir yoğunluk vardı ama okul içlerinde bu velilerin oluşturduğu alanlara, yoğunluğu oluşturduğu alanlara gazeteciler bugün giremedi. Halbuki Bilgi genelgede veremedi. yani açıkça belirtiliyor yani. Evet, maalesef bu noktada gazetecilere bugün bu törenler kapalıydı. Türkiye genelinde kapalıydı. Sadece Kastamonu'da değil, Türkiye genelinde bu kapalıydı. Tabii görüntüde de var o yoğunluk, araç yoğunluğu. Burası sanırım Ali Fuat Dağaren, yeni yapılan Ali Fuat Dağaren'in o Ali Taşköprü Fuat kavşağı. Dağren'de okulun önü. Ya bu bölgede de acil bir önlem alınması lazım. Yani bu bölgede ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yani öğrenciler çok büyük tehlike altında bu Ya biz bölgede. geçtiğimiz hafta şunu söylemiştik. O Kastamonu önündeki kavşakta Kavşak da demiş. Evet, bir ciddi kesinlikle. bir çalışmanın hemen sinyalizasyon Sinyalizasyon yapılması yapılması lazım lazım. ama şimdi burayı görüyoruz. Okullar açılınca burası da böyle olunca. Yani ya trafik zabıta ya emniyetin, trafik ekiplerinin bu bölgede gerçekten de okul giriş ve çıkış saatlerine ciddi önlem alması lazım. Sadece okul kapısında görevli polisin yer alması sorunu çözmüyor. Yani bakın orada fotoğrafta net bir şekilde görülüyor. Hangi arabanın nereye gittiği belli değil. Ve arabaların arasından insanlar zikzak çizerek yürümeye çalışıyor. Bir de dikkatini şu çekti mi bilmiyorum. Tabii geride bıraktığımız yıllarda 1,5 yıldır okul servislerimiz maalesef bu noktada sıkıntılı bir süreç Evet. geçirdi. Okul servisleri bugün tekrar işlerin başına döndü ama görünen o ki yani bu ekonomik sıkıntıyla da beraber orantılı görüyorum ben. Aileler daha çok çocuklarını kendi araçlarıyla okula getirecekler gibi bir görüntü de Evet. oluşmaya başladı. Bu noktada bu araç yoğunluğu sanırım da buna işaret ediyor. Yani tabii okul servislerinde kullanalım, orası da ayrı. Yani okulun Ama ilk günü diyebilirler. Şu diyebilir veliler ama daha çok herhalde kendi araçlarıyla da çocuklarını yani okula okulun ilk günü bırakacaklar. falan diyebilirler de bu bahsetmiş olduğumuz bu görüntünün oluşmuş olduğu okulda Sürekli, sürekli olan bir sürekli, olay bu. sürekli. Sürekli olan bir tablo. Yani buralarla ilgili acil önlem alınması lazım. Bahsetmiş olduğum gibi şimdi bugün törenler düzenleniyor. Törenlere gazeteciler giremez deniyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede, Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yayınlamış olduğu genelgede okulların, bırakın okul binalarının işlerine, okul bahçelerine dahi velilerin girmesi yasak. Ben bugün sosyal medyada birçok insan gördüm sınıflarda, fotoğraf çekinen, fotoğraf paylaşan. Birçok veli var. Şimdi bu kurallar sadece gazetecilere uygulanıyor. Bugün Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu da bu konuyla ilgili açıklama Şimdi yaptı. onu Yani söyleyeceğim. gerçekten de anayasal bir hak, bu anayasal hakkın aslında ihlali. Şimdi onu söyleyeceğim. Tabii ben de bugün Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak bu konuyu genel merkezimize taşıdım. Türkiye genelinde bugün okullarda törenler gazetecilere yasaktı. Yani gazeteciler bu programlara giremediler, yapamadılar, haberleştiremediler. Burada da tabii Covid-19 gerekçe gösterildi buna ama okullarda dikkat ettiğimiz bir konu vardı. Veliler daha yoğun bir şekilde okul bahçelerindeydi. Evet. Hani Covid-19 bahane ediliyorsa, gerekçe gösteriliyorsa bu velilere de aynı şekilde uygulanmalıydı diye düşünüyoruz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı bu konuya bir tepki gösterdi, bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında şöyle, özetle şunu söyledi. Öğrenci velilerinin ve kent yöneticilerinin olduğu haber içerikli bir törende basın mensuplarına yasak getirmek salgın bahanesiyle geçiştirilemez. Aşılamada öncelikli meslek grupları arası yer alan ve hemen hemen tamamına yakın aşılanan gazetecilerimiz pandemiyle mücadelede halkın bilinçlenmesine yönelik yayın yapmakta, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına destek olmaktadır. Halkın bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü adına görev yapan meslektaşlarımızın aynı zamanda kamusal görev yaptığını hatırlatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yazısının basın mensuplarını engelleyemeyeceğini Türk kamuoyunun bilgisine sunuyoruz şeklinde de bir yazılı açıklama gerekliydi de o da yapılmış Yani oldu bir de her Türkiye şeyde, Gazeteciler Konfederasyonu tarafından. her alınan kararda, her şeyde artık hani Covid'in bahane edilerek yasakları almak da hani çözüm değil yani. Sürekli yasakların arkasına sığınmaya çalışıyoruz. Sürekli yasakların arkasına saklanıyoruz. Yani şimdi bugünkü törende okulun açılış töreni. Kırçeşme
adıyla Behçet Necati Gül Okulu'nda yapıldı. Eski adıyla Kırçeşme Okulu'nda yapıldı. Evet. Yani Behçet şimdi oradaki Necati töreni, şimdi oradaki töreni kaç kişi takip edecek? 3 tane, 4 tane gazeteci de takip edecek. 3-4 kişi. Yani 3-4 kişiyle mi koronavirüs yayılıyor? Şimdi bu az önce gösterdiğimiz fotoğraflar var. Kimse bunlara bakmıyor. Evet. Yani bir kere düşünmek lazım bazı şeyleri. Öncelikle eğer salgın noktasında, hani salgını yakalanmama noktasında yapılacaksa, o zaman törenleri hiç yapmayın. Hiç tören yapmayın. İnsanları oraya toplamayın. Velileri toplamayın o zaman. Evet yani. Yani herkes bahaneyi, yani şimdi gazeteciler olsaydı bugün Kastamonu korona patlayacak mıydı? Bugünkü töreni gazeteciler takip etmiş olsaydı Kastamonu korona mı patlayacaktı? Kastamonu zaten korona patlamış vaziyette. Evet. Yani her şeyde bazı yasakların arkasına sığınmamak lazım diye düşünüyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin de hayırlı olmasını diliyoruz. Evet, kesin. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize bunu da söylemiş olalım.